Tatil ne kadar güzel bir şey. Şuradan deniz şeysindeydi o üzerimize sürdüğümüz deniz süngeri. Deniz yağı, deniz yağı mıydı? Üzerimize o? Deniz süngeri mi sürüyoruz? Aslında üzerimize güneş yağı yerine deniz yağı sürsek denize gitmiş kadar olunabilir. Evet, yani çünkü güneşe gidersek güneş yağı sürmeliyiz şeklinde bir mantık yürüttü Cenk amcanın sevgili evet, izleyiciler. Buna düz mantık adını veririz ki en fazla çalışan mantığımızdır. Evet. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi muhteşem bir tatil beldesinde İngiltere'nin meşhur İngiliz kumsallarındayız sevgili izleyiciler. Ve bugün video olmamasının sebebi de bu şekilde gördüğünüz gibi tatilde olmamız ki yabancılık çekmeyelim diye gördüğünüz gibi arkadaki kütüphanemizi de bizle beraber getirdik ve dekorasyonu mümkün olduğunca normal üst stüdyomuz gibi yapmaya çalıştık. Evet, burada bulabildiğimiz malzemelerden ve yanımızda getirdiklerimizden, bakınız bunları bile yabancılık çekmeyelim diye aldık ve şu an inanır mısınız sanki İstanbul'daki stüdyolarımızda oturuyor ve size sesleniyor gibiyiz. Yani o derece aynısını yaptık buraya sevgili izleyiciler. Fakat bir yabancılık çektim gibi geldi ama yok çekmemişim. Şuna bak. Tamam sevgili izleyiciler. Evet, tamam şimdi oldu. Tamam sıkıntı yok. Ya yani belki o silindir şapkaları da alsaydık iyi olurdu. Yani onları almadığımız için biraz yabancılık çekmiş olabilirsin. Yani aslında gerekirdi çünkü madem ki bu İngiliz meclisine gideceğiz falan filan. Şimdi biz aslında ama işte Bahamalara. Bavulda çok yer kaplıyor diye ben almadım. Bir de onlar sönerse şey yapamayız. Ya aslında içine havluları falan doldurup öyle koyabilirdik şeye. Ya da içine havluları koyup bu da çanta diye götürürdük. Evet. Biz aslında Bahamalara doğru gidiyorduk. Bu Boris'in istifa ettiğini falan filan duyunca hemen dedik dümeni kır İngiltere'ye. Evet, Boris'in istifası üzerine biz de irtifa kaybederek İngiltere'ye indik sevgili izleyiciler. Yani ne oluyor ne bitiyor? Yani haberci şeyimiz kabardı ve de neler olup neler bittiğini burada yerinde görmeye karar verdik. Zira Bahamalar'da tamam belki güzel bir tatil geçirirdik ama yavan olurdu. Heyecanı olmazdı. Ve de bütün gün malaklama adını verdiğimiz olguyu zaten ikimiz de sevmeyiz. Bakınız Cenk amcanız İngiltere'de bile nasıl yandı. Görebilir miyim kollarını Cenk'ciğim? Şuralarım bakın anında yandı. Evet, bakın, pembeleşme elimizde. Dediğimiz ıstak. Pembeleşme biraz daha dursam tam ıstak adını verdiğimiz. Tam ıstak. Istak hamburgere dönecektim affedersiniz ama son anda ellerimi güneşten çekerek kollarımı büyük bir felaketten kurtuldum ki Bahamalar'da falan hakikaten insan sıkılıyor. Yani malaklama bizim için maksimum 8 dakika, bunu ölçtük yıllar önce. Evet, yani tatile de 8 dakikalığına gitmenin saçma olduğunu yine yıllar önce keşfetmiştik. Bir kere öyle gittik sevgili. 8 dakika durur döneriz dedik ama olmuyor, uçak bulamıyorsunuz işte, bir de o yorgunluğa değmiyor falan. Olmuyor yani, anlayacağınız. Evet, yani çünkü gittik otele yerleş, in, 8 dakika malakla, hadi bakalım dönüyoruz. Dünyanın da parasını harcıyorsun. Çünkü orada bir günde kalsanız, 8 dakikada kalsanız aynı parayı alıyorlar. Bu da ayrı bir saçmalık sevgili izleyiciler. O yüzden bu yeni dünya düzeniyle birlikte otellerin günlük değil dakikalık olarak taksimetre açmasını talep ediyoruz devlet büyüklerimizden. Yani nasıl ki artık portakalı, domatesi taneyle alıyoruz, oteli de dakikayla. Bir mesaj mı geldi? Evet, mesaj geldi. Bu arada hasır şapkamı takmışken tatilde olduğumu söyleyebilirim sevgili izleyiciler. Evet, ben de tatilde boyacı şapkamı takarak asla dinlenmediğimi ve arkadaki duvarı gördüğünüz su yeşilimsisine boyadığımı sizlere açıklamak isterim. Ama tabii kumsalda Cenk amcanızı bu şekilde gören kişiler, ya şezlong var mı, ben de iki tane alabilir miyim, ben iki meşrubat istiyorum falan gibisinden İngilizce söylemlerde bulunuyorlar. Evet, fakat bana şezlong diyenler şez short var esprimle karşı karşıya kalmak zorunda kaldılar. Akılları da başlarına geldi. Bir arada Cenk amcanız is she long diye soruyordu. Ne o, she is long diye de böyle bir cevap uydurmuştu. Sonra bizi İngiltere'den attılar. Bir daha da vize vermediler affedersiniz ama gördüğünüz gibi aldık tekrar. Evet, şu anda sevgili izleyiciler, eğer bizim tatilde olduğumuza falan inanmayan dostlarımız olursa, bakınız zira üzerimizde gördüğünüz bütün bu Grand Tuval olgumuzun altında tamamen ıslak mayomuz ve ona bağlı sistemlerimiz olduğunu söyleyebilirim. Zira daha az evvel Cenk amcanızla suda şey oynuyorduk. Neydi o, deve miydi? Neydi? Deve güreşi. Ha, deve güreşi. Yani İngiliz turistleri ve İngilizleri etkilemek için bir gelenek ve göreneğimiz olan deve güreşi oynuyoruz. Ve gerçekten oh what are you doing, it's so great falan diye pek çok konfini etrafımıza doluşuyor affedersiniz. Evet, ama tabii bizim oynadığımız deve güreşinden dolayı eğer daha önce Türkiye'ye gelmiş olan varsa, ki buradakilerin %70'i %80'i gelmişler. Siz Türk müsünüz falan gibisinden olgulara giriyorlar. Çünkü dünyanın sadece bizim kıyılarımızda oynanan tek oyunu deve güreşidir sevgili izleyiciler. Evet, bir de 3 kişiyle mesela bir hanfini böyle ki avatar diyor falan. Onun için daha basit bir oyunumuz var. Şu şekilde 3 kişi el ele tutuşur. Hanfini şöyle ayakta kaldırır.
suda kaydırma hocamız falan diye gülen dostumuzla anında bir ülkeler arası yakınlaşma olur. Aa, çok zevkli. Bizim İngiliz erkekleri bu oyunların hiçbirini bilmiyor şeklindeki söylemlere de o anda gark olursunuz. Dakika bir gol bir sevgili izleyici. Zaten Camel Wrestle adını verdiğimiz olayı da ilk defa duyuyorlar. Böylesine cahil bir toplum olacak iş değil. Bu nedir bu oyunun adı falan dediklerinde Camel Wrestle diye kendilerine tercümede bulunuyoruz sevgili izleyiciler. Şimdi bunun için ayrıca bir video çekmek gerekir ama Boris'in gitmesiyle birlikte boşalacak yere biz talibiz. Evet, yani şimdi tabii bu önce biliyorsunuz 4 bakan... Ya da bakan hiç girmesek mi şimdi, tatil matil video da yok. Aman kim şimdi siyaseti, tatilde de siyaset... Tamam biz haberciyiz gerçi, tatilde de bu işlerle uğraşıyoruz ama sizin de kafanızı bu konularla doldurmayalım. Biz bunları daha sonra İstanbul'a döndüğümüzde didikler, yeni başbakanın kim olacağı, işte biz olabilir miyiz acaba falan gibisinden tırmalamalarımızı da anlatırız sevgili izleyiciler. Şimdi biz yine tatilden konuşmaya devam edelim. Boş verin sevgili dinleyiciler ki Erdem amcanız söyleminde şöylece haklıydı. Altımızdaki mayolar var ve yer kum olduğu için şu an İngiliz kırmızı karıncaları benim ayaklarımı ısırıyor, affedersiniz. Tabii biraz da dalgalar, bilmiyorum sesi size doğru geliyor mu? Bu tarafa doğru yaklaştığı için gelgitten dolayı sevgili izleyiciler, altımızdaki kum biraz ıslandığı için sürekli aşağıya doğru bir inim sezinliyoruz. Yani kusura bakmayın, böyle sallanma ya da düşme gibi olgular da gerçekleşebilir. Her an her şeye hazır olmamız gerekiyor. Çok zor bir canlı bir yayın oluyor. Canlı değil tabii. Evet, bu kadar yani tatilde. Bu budur. Şimdi bizim sevgili izleyicilerimiz Türkiye'dekiler de bayram muhabbetindeler. Öyle değil mi Cenk'ciğim? Yani bayram muhabbetinde olabilirler hala, eğer sonuçta bir sütün Nuriye'nin kilosu 180 lira. Hala varsa diyorsun. Hala varsa. Evet. Ama yani sütün Nuriye ile barbunya arasında lezzet açısından, yani tatlılık açısından bir fark yoktur. Sütün Nuriye tatlı değildir sevgili. Sütlü ona Nuriye, o para verilmez. Tatlıların kraliçesidir. Hatta ben bu İngiliz dostlarıma da do you know Milky Nuriye adını verdim. What Milky Way falan diyorlar. Yeah, she goes from the Milky Way diyorum ben de. Samanyolu'na gondertiyor kendisini. Fakat tabii burada artık her şey Elizabeth olduğu için, kraliçeden dolayı sütlü Elizabeth ya da ama orada gibi bir isim vermek gerektiği düşünüyorum. Değerli Türk tatlıcı dostlarımızda. Şimdi orada zaten sütlü Elizabeth ya da Milky Elizabeth falan demek yasak. Anında alıyorlar. Take this one, take this one şeklinde. Take this one too diye bana da söylüyorlar sevgili. Şeyden, MI6'den casuslar geziyor, affedersiniz. Dikkatli olmak lazım. O yüzden hani biz şimdi bu mevzuyu fazla uzatmamak zorundayız. Zira etrafımızda şu an hello hello. Pek çok dostumuz da etrafımıza toplanmış. Haydi gelsenize deve güreşine, Camel Wrestling'e bekliyoruz falan gibisinden söylemlerde bulunuyorum. Çünkü bir turnuva başlattık. 6 kişi bulduk. Bakalım. Camel Wrestling Tournament. Traditional. Evet. Camel Star. bir iki güne de ilk işimiz, Boris istifa etmeseydi, Kraliçe Elizabeth istifa etseydi, niye o istifa etmedi ki adlı şeyimizi, olgumuzu İngilizlere empoze etmeye çalışacağız. Bakalım. Buradaki buradaki lobi çalışmalarımıza da kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Müebbetinden, muhabbetinden, koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden, koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden, koy bir de suyundan.